Yayına da hocamız teşrif ettiler. Çankırı Kartekin Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hasan Ayrancı canlı yayında konuğumuz olacak demiştik. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Sağ olun. Evet, bayağı oldu sizi ağırlamayalı da Sayın Hocam. Evet, bir sene olmuş yaklaşık. Yaklaşık bir sene olmuş. Nasıl gidiyor? Öncelikle bunu soralım. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yani sağlık, sıhhat iyiyiz, afiyetliyiz. Bütün izleyicilerin de çocuklarıyla, büyükleriyle, kardeşleriyle, dostlarıyla, ahbaplarıyla sağlık ve afiyet olmasını niyaz ederim. Sizlerin de aynı şekilde. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir seneyi aştı dedik. Konuşacak çok konumuz var da vaktimiz ne kadar? Vakit bizde çok. Bugün vaktimiz var. Sayın Şeker. Yani hocam olduktan sonra sonuna kadar sınırsız gidebiliriz. Meşhur bir şiir vardır. Şeb-i Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı aşka sor kim geceler kaç saattir diye. Şeb-i Yelda biliyorsunuz yılın en uzun gecesi. Şeb-i Yelda'yı bu rasathanelerde bulunan müneccimler ve vakti hesaplayanlar ne bilirler? Müptelayı aşka sor kim geceler kaç saattir? Yani bizim gecelerimiz uzundur. Geliştirilir, derindir. Ha. Az da uykuyu da sevmediğimiz için vakit buluruz ya. Evet, şu anda öğretim tamamlandı. Yaz okulu başlayacak. Yaz okulu başlayacak. Bir dahaki döneme hazırlıklar, bunları mı soralım? Sayın Şeker, gündem nasıl? Yani, sana bırakayım. Aslında şöyle, en son hocamız işte mezuniyet töreni vardı. Aslında oradan başlayabiliriz. Yani hem farklı bir mezuniyet töreni düzenlendi. İşte Türk Yıldızları geldi. Aslında Solojet'te Solotürk geldi. Solotürk geldi. Oldukça farklı bir mezuniyet töreni oldu. Oradan başlayabiliriz. Yani beklediğinizi buldunuz mu hocam? İlgi nasıldı? Aileler geldi. Bu da Çankırı açısından önemli bir tanıtım oluyor. Çünkü yurdun birçok ilinden aileler geliyor. Belki ilk defa Çankırı'yı görenler var bu noktada. Böylesi bir mezuniyet töreni düzenlendi. Beklentilerimizi karşıladı mı? Oradan başlayabiliriz. Evet, bizim için de bir ilk oldu. Çankırı'ya ilk olduğu gibi. Gerçekten. Ama işte her şey bir hazırlık, planlama ve programlama işidir. Vizyon işidir. Öncü kişilik olma, öncü olma işidir. Buna pioneer kişilik derler yabancılar. Şimdi baktım ben, Solotürk'ten bize cevap geldiğinde ben ne zaman istemişim bunu diye. Tam bir yıl önce 2018'in 3 Mayıs'ında yazıyı yazmışım. 2019'un 3 Mayıs'ından bir hafta önce bizi döndüler ve biz geliyoruz dediler. Yani bir sene önce yazılmış ve sonra takip edilmiş bir olayın semeresini bir sene sonra arıyoruz ve gerçekten de biz Türk milleti bilirsiniz, kahraman bir milletiz. Cephelerde var olan bir milletiz. İşte bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşan şahinlerini görünce gerçekten büyük bir gurur ve onu bulduk. Büyük heyecan hissettik. Önce deneme uçuşuyla iki uçağımız geldi. Ondan sonra da ikinci pilotumuz aşağıdan yönetti. Solotürk olarak tek uçuş yapıldı. Gerçekten bizim için çok duygusal anlardı. Çok gurur duyduk, heyecan duyduk. Yani tabii Çankırı hep en iyisine layık, milletimiz en iyisine layık. Bu bakımdan bizi çok sevindirdi. Bunu da tabii bahar şenliğiyle birlikte birleştirdiğimizde yani hem öğrencilerimiz için unutulmaz anlar oldu. Çünkü onlar bir kere yaşıyorlar, 4 senede bir kere geliyorlar ve gidiyorlar. İşte anneleri, babaları ve Çankırı halkı için ve bizim için özellikle. Çünkü yaparken siz zevk almazsanız, siz heyecanlanmazsanız, profesyonel bir şekilde durursanız o olmaz. Belki de en büyük heyecanı, en büyük hazzı biz aldık. Çankırı halkıyla birlikte. Güzel bir gündü, unutulmayacak bir gündü. O nedenle memnunuz. Peki, açılış ardından konserler vardı tabii ki. Evet. Zaman zaman da böyle bir organizasyonlar olduğu zaman işte kötü haberler geldiğinde de bunlar da sizin için biraz zor duruma sokuyor herhalde hocam. Kötü haberler derken? Yani işte şehit haberi falan olduğunda ya şehitler, bu organizasyonlar... Bir şehitler diyarı. Gerçekten biliyorsunuz bizim Karatekin Üniversitesi'nde de bir şehitler tepesi var.
O zaman 200 şehidimiz vardı, 200 ağaç dikmiştik hatırlarsınız. Yani şehit gerçekten cennette çok özel, mutena bir yere sahip. Soylularımızla hatırlar biliyorsunuz. Cennete âlâdan dönmek isteyen tek bir zümre vardır, o da şehitlerdir. Onlar tekrar dönüp, tekrar şehit olmak isterler. Buna rağmen ateşin düştüğü yerde çok acıdır. Yani büyük bir üzüntü ve acıdır. Allah bütün şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Amin. Zor iştir yani 20 yaşında, 21 yaşında, 30 yaşında gençse veya subaysa, az subaysa veya uzman sözleşmeyle çalışsa, ilerideki erbaşsa kayıplanmış şehitlerimiz tabi bizi üzüyor. Yani çok üzülüyoruz, gerçekten üzülüyoruz. İşte yani zaman zaman şeylerine yetişebildiğimiz kadar cenazelerine gidiyoruz, görüyorsunuz bazen. Evet. Ama bir yandan da işte şey, eğitim devam ediyor, hayat devam ediyor. İşte yüreğimize taş basarak devam etmek zorundayız. Bu arada meclisten de çıktı, askerlik düştü. Çoğu kişi de tezkere alıyor. Çankırı'da da bayağı kişi tezkere alıyormuş. Azizallah. Kısa bir ara verelim hocam. Tabii, memnun ederim. Ardından devam edelim. Basın kulübünde kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Bizler aynı. Basın kulübü devam ediyor. Teknik bir aksaklık oldu zannedersem. Çankırı Postası Yayın Yönetmeni sevgili Ercan Şeker ve Çankırı Karateke Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hasan Ayrancı'yla üniversiteye dair, şehrimize dair her şeyden bahsetmeye devam edeceğiz. Çok doldurma. Sayın Şeker, var mı hocam sorular? Hocama çok sorularımız var aslında. Öncelikle şimdi üniversite bacasız bir fabrika gibi Çankırı için. Bunun örneklerini de sokaklarda görebiliyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte, gerçi yaz okulu var ama sokaklar bir anda tenhalaştı. Yani Çankırı için öğrenci çok önemli bu noktada. Siz önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için ne gibi hazırlıklara başladınız? Bunun evet. Yanı sıra siz hocam şunu söylemiştiniz. Ben emin olun burada yeniden bir üniversite kurmuş gibi bölümler açtım. Yani şu burada bölümler açtım. Ses gitti. Şimdi geldi. Evet. Bölümler açtım demiştiniz ve eski bölümlere rağbet olmadığını söylediniz. Yani açılan evet. Bundan önce açılan bölümlere rağbet olmadığını söylediniz. Şimdi bu bölümlerin biz öğrencilerin gelmesi, başlaması ve öğrenci sayısının artması, yine hep sayılardan başlıyoruz. Belki siz buna kızıyorsunuz ama ne zaman tam anlamıyla bu bölümlerin faaliyete geçmeleri, öğrencilerin gelmeleri ne zaman tamamlanacak? Evet, şeye kızmıyorum da bazı şeyleri zamansal olarak doğru oturtmak lazım. Şimdi memleketlerin gelişme zamanları vardır. Durağan olma zamanları vardır. Geriye gitme zamanları vardır. Ve sektörlerde de bu görülür. Şimdi bize en çok gösterilen şey Karabük Üniversitesi 53.000-54.000 oldu. Ya şimdi testi akarken, su akarken testini dolduracaksın. Şimdi o üniversite 53.000'e kadar ulaştığında, yani devletin imkanlarının bol olduğu, bütçenin bol bol verildiği, kadroların bol bol verildiği, bölümlerin bol bol verildiği zamanda şu veya bu sebeple bizimki bu aşamada kalmış, değil mi? Yani ben gelmeden önce orası 53.000'di, burası da 13.000-15.000 bandındaydı. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Şimdi ben geldiğimde şunu gördüm. Bütçeler kaldırılmıştı. Yeni bölümler verilmiyordu. Yeni öğretim üyesi kadro ilanında daraltılmıştı. Ve bizim üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi üzerine kurulu, Fen Edebiyat Merkezli bir üniversite olarak kurulmuş. Muhtemelen kurucu rektörün de eğilimleriyle de ilgilidir bu. Dolayısıyla bir baktık ki bütün bölümler oldukça boşalıyor, zayıflıyor, öğrenci seçenekleri yok. Bu sırada öğrenciler oldukça bilinçlendiler. Tamamıyla istihdam merkezi düşünmeye başladılar. İstihdam olmayan yerden çıktılar. Bu anlamda İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri bütün Türkiye'de %20-22 bandına oturdu. %22 dolu.
%78 boş. Nerede? Bütün Türkiye'de. Bizde de aynı şey oldu. Fen fakültesi kurulmuş, fen fakültesine bir tane öğrenci alamıyorsunuz. Yok, mühendislik fakültesi var, adı var, hiçbir bölümü açık değil. Bir edebiyat fakültesi var. Edebiyat fakültesi de formasyon eğitimi verdiği için şu anda %100 dolu. Bir de formasyon eğitimini şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar. Allah muhafaza, o da 1-2 sene içinde kaldığı zaman bu Titanic gibi gemi yarısı su almış, batmaya doğru dönmüş. O sırada Allah'tan biz proaktif bir şekilde hareket ettik. Hemen mühendislik fakültelerine başladık. Hiç öğrenci almayan mühendislik fakültesi şu anda 5 bölümü açıldı ve öğrenci alıyor. Hocam, bölümlere bak, inanılmaz. Önümüzdeki yıldan başladı mı bu önümüzdeki? Geçen sene 2 bölüm açtık, şimdi 3 bölüm açtık. Ya, öğrenci almaya başladı mı? Evet, başladı. Geçen sene elektrik, elektronik bölümü ve inşaat bölümünü aldık. Şimdi bilgisayar, yani yazılım bölümü, makine mühendisliği bölümü ve kimyayı açtık. Öğrenci alır hale geldik. 5 bölümden 0'dan 5'e çıktık. Geçen sene 2 bölüm. Başka bölümlerde var mı hocam peki? Birkaç bölüm daha var, onları da zorluyoruz. Yani şey gibi, malzeme gibi. Bunun dışında sağlık bilimleri mesela çok istihdama açık bir yerdir biliyorsunuz. Bir anda hem Eldivan Sağlık Hizmetleri MEO'ya hem de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin çok ağır ve yoğun bir tempolu çalışmayla Yüksek Öğretim Kurumu'nun engin destekleriyle birlikte ve öğretim üyelerini adeta böyle şey yaparak, böyle tek tek bularak çok hızlı bir çalışmayla, mesela örnek yine Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde geçen sene 1 bölüm açık iken şu anda 6 bölüm açık. Öğrenci alıyor yani 6 bölüm. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunların hepsi o %22 falan açık olacak değil. Bunların hepsi %100 dolu olacak şeyler. Aynı şekilde sağlık bilim, Erdoğan Sağlık Bilimleri Sağlık Meslekçi Okulu. Diğer unsurları saymıyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Şurası bence çarpıcı. Demin öğrenci işleri daire başkanımıza mukayeseli inceleme yaptırdım. Bu yıl Türkiye'de en fazla bölüm açan ve en fazla yeni öğrenci alan üniversite Karatekin Üniversitesi. Önemli. Bu benim bulduğum bir rakam değil. Telefon ettim. Dedim ki yakın, uzak, büyük üniversitelerle mukayese et. Bu Excel tablosuna yerleştirdi, baktı ve söylediği şu. Bu hepimiz için sevindirici bir haber. Bütün Türkiye'de en fazla bölüm açan ve yeni öğrenci sayısı olan ilk üniversite Çankırı Karatekin Üniversitesi. Biz bunu tabii demin söylediğim gibi bir artık bolluktan çıkmış, daralmaya girmiş bir üniversite olarak yapıyoruz. Yani doğrudan doğruya inovasyonla, yani aklımızı kullanarak, enerjimizi kullanarak, ilişkilerimizi kullanarak doğru yönde hareket ederek yapabiliyoruz. Yoksa yine daralma var. Biz bunun içinden çölden bir çiçek çıkartmaya çalışarak bu işi yapıyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Onun dışında 77 tane bölüm açmışız bak. Yeni açılan, siz geldikten sonra evet, evet. Açılan bölüm sayısı. Evet, evet. Lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora inanılmaz ölçülerde biraz beni köpçek vari olacak evet, ama hazırlıklı yani, gelmişsiniz hocam. Ya ben kendim de böyle bakıyorum. Ben de şöyle evet. Evet. Fotoğrafınızı çekeyim böyle. Mesela bakın şuradan. Şu kırmızıda öğrenci alanlar. Şurada fazla yok. Şu sarıların hepsi yeni açılan bölümler ve kırmızılar, şunlar da sarı aslında. Bunların hepsi bak görüyor musunuz? %50'den fazla kırmızı ve sarı var. Görüyor musunuz? Evet. Bunların hepsi yeni açılmış bölümler. Aynı şekilde burada devam ediyor. Bakın sarılar ve kırmızılar. Ne kadar çok olduğunu görüyor musunuz? Bunların tamamı yeni açılmış ve öğrenci almaya başlamış olan bölümler. Bakın şurası da çok önemli. Burası da yüksek lisans ve doktora bölümü. Görüyor musunuz? Beyazlar eskiler, sarılar yeniler. Nasıl inanılmaz bir tablo olduğunu görebiliyor musunuz? Bunları 1-1,5 senede hallettik. Ve bunlar yüksek lisans ve doktora olduğu için bu sarıların hepsi öğrenci alabilecek durumda. Peki sayı verir mi hocam? Yani sayı tabii belli. Mesela neyi soruyorsunuz? Yeni açılan bölümlerde
öğrenci sayısı anlamında katkı ne oldu? Şimdi sadece bu lisans ve ön lisans bakımından 1000'e yakın yeni öğrenci var, sıfır öğrenci yani. Daha önce gelenler vardı ya, onun üzerine artı 1000. Onun dışında yabancı öğrencilerimiz var biliyorsunuz. Büyük bir gayret sarf ettik. Bazı yabancı ülke seyahatleri yaptık. Uğraştık, ettik, yazıştık. Onun için size şunu getirdim yine. Yine Milli Kürtçe bir sürü. Yani bakın şurada, bu İngilizce, bu Türkçe, bu Arapça, bu Fransızca, daha 6 dil daha var. Rusça, Özbekçe, Tatarca. Yazdık bunları ve bunları gittiğimiz yerlere veya bizim arkadaşlarımız Erasmus programıyla gidiyorlar yurt dışına biliyorsunuz. Çok ciddi bir Erasmus hareketliliğimiz var. Onların hepsini bir elçi yaptık. Gönül elçisi, kültür elçisi. Bunları götürüyorlar orada tek tek veriyorlar. İnşallah bugün çok, bu yıl çok büyük bir yabancı öğrenci sayısına ile muhatap olacağız. Benim ilk geldiğimde burada yüksek lisans yapan 5 tane Cibutili vardı. Bu yıl 476 tane bu yıl. Yani bu korkunç bir büyüme. Bu yıl, bu önümüzdeki yılda da, öğretim yılında da 1500 ila 2000 arasında yabancı öğrenci bekliyoruz. O zaman çok iyi rakamlar. Yani bu çok acayip bir şey yani. Bu 1500-2000 tane öğrenci bursla geliyorlar, kendi ülkelerinin burslarıyla geliyorlar. Peki konaklamada falan bir sıkıntı olacak? İşte harcayacak paraları var, enerjileri var. Şehirde kalacaklar, şehirde yürüyecekler, Kuz Mağarası'nı görmek isteyecekler, araba kiralamak isteyecekler, ev tutmak isteyecekler, Alp Sarı Gölet'ine gitmek isteyecekler, oradan oraya gidecekler, buraya gelecekler. Şu andaki 470 küsur öğrenci bile biliyorsunuz her yerde hissedilir oldu. Bunun 1500-2000'e çıktığını da düşünürseniz ortada çok büyük bir ekonomik canlılık olacağını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Zaten biz bu şeyimizi, yani ekonomik olarak canlılığı ağırlıklı olarak buradan telafi etmeyi düşündük. Çünkü bize gelen öğrencilerimizin de ekonomik durumu, yani Türk öğrenciler bakımından çok iyi olmayabiliyor zaman zaman. Bu şeyler, bu yabancılar o bakımdan çok iyi. Mesela Irak'tan gelen yüksek lisans öğrencilerimiz var, 82 tane. Şimdi Türkçe eğitim alıyorlar. Önümüzdeki sene, bu yıl kaydedilen 82 kişinin hepsi burada olacak ve üçer çocukları ve eşleriyle geliyorlar. Bunlar 35-40 yaşında, işi gücü olan Irak'ın memurları. Yani terörist değil, borçla gezer adam değil, parası var, bursu var ama iyi bir eğitime de ihtiyaçları var. Aileleriyle geliyorlar. Aileleriyle geliyorlar. Yani zaten bizim yabancı öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu çok ilginç bir şekilde yüksek lisans ve doktor öğrencisi. Hani böyle bir dolu lisans öğrencisi sağdan soldan derleme toplama değil. Yani oldukça nitelikli bir kitleyle karşı karşıyayız. Ben bunu zaman zaman konuşmalarımı da söylüyorum. Bu hem Karatekin Üniversitesi'nin çehresini değiştirecek, akademik hayatını değiştirecek. Mesela hocalarımız onlarla birlikte Arapça, Fransızca veya Rusça makaleler yazabilecekler. Bizim laboratuvarlarımız çok verimli hale dönüşecek, kullanılacak. Ama aynı zamanda da işte Çankırı'nın ekonomik hayatına da çok büyük fayda olacak. Yabancı mesela ön lisans ve lisans şeyimizi kadromuzu 3800'e çıkartmışız. Bilerek çok geniş açıyoruz. Yani 3800'ü alsak şu anda Çankırı kaldırmaz. Ama şimdilik 3800 açıyoruz. Yani seçeneklerimiz geniş olsun diye. Hedeflerimiz 1500 ile 2000 arasında. Bunu rahatlıkla 1500-2000 arasına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Onun dışında lisansüstü mesela, bunun üzerine ilave edin, 2000 tane yabancı öğrenci kontenjanı açmışız. Demek ki 3800 üzerine. Yani gördüğünüz gibi yelpaze çok geniş. Yerlilerden bahsetmiyorum bile. Demin anlattım ya, yukarıdan aşağı böyle bir sarı bir tablo göstermiştim. Onları yabancı öğrencilerin tercihleri bakımından da ağırlıklı olarak açtık. Bazılarını İngilizce program olarak açtık. Tabii burada hem Çankırı halkının hem kendi öğretim üyelerimizin, öğretim elemanlarımızın ve personelimizin desteğini de bekliyoruz. Çünkü bu bir anlayıştır, bu vizyondur.
bu vizyonu hepimizin desteklemesi lazım. Yani bu öğrenci gelir gelmez şunu yapamadı diye hocamız olur olmaz sebepten bırakıp bursunu yakarsa, tabii mutlaka akademik başarı arayacağız. Ama şehirde diğer taraftan ev arayacağız derken bizim emlak işiyle uğraşanlar pasaportlarını alır 3 kat fiyat istemeye kalkarlarsa veya bizim vatandaşımız adamın tipini hoş sevmez omuz atmaya kalkarsa bunlar iyi şeyler değil. Mesela biz Cibuti 5 iken 176 olmasının sebebi bunların gönüllü elçiler olması. Gidiyor orada görüyor. İyi davranıldığını görüyor, hoş davranıldığını görüyor. Yani biz görseniz yani her 5 tane yabancı öğrenci bir tane hocamızı danışman yaptık. Ve yaşam koçu gibi yani bu. Sadece akademik işlerine bakmıyor onlara. Taksiye nasıl binmesi gerektiğini, nereden ev kiralaması gerektiğini, nereden yemek yemesi gerektiğini anlatmalarını öğütüyoruz. Bunlar birbirleriyle telefonla haberleşiyorlar. Mesela bu yeterli gelmedi bizim için. Çünkü baktık bunlar çok birbirleriyle böyle konuşuyorlar, böyle dip dibeler. Türkçe öğrenemiyorlar. Halbuki eğitimimiz Türkçe esas itibariyle. Bunun üzerine her birine bir body atadık askerlikteki gibi. Bir Türk body sistemi koyduk. En azından biraz daha daha fazla konuşsunlar, sosyal hayata karışsınlar, buradaki kültür hayatımızı öğrensinler diye. Çünkü gerçekten Müslüman topluluklar arasında hem kültür olarak hem medeniyet olarak en ileri seviyede yaşayan ülke bizim ülkemizdir. Yani buradaki kültürel coğrafyayla da tanışsınlar, barışsınlar ve buradan gittiklerinde bir medeniyet tasavvuruyla gitsinler düşüncesindeyiz. İşte bunların tamamına baktığımızda çok olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Yani Türkiye üniversiteleri arasında en fazla bölüm açan ve en fazla yeni öğrenci alan üniversite artı Türkiye'de en fazla yabancı öğrenci sayısını artıran üniversiteyiz şu anda. Yani 5, 476, 1500, 2000 çizgisi bak. Yani ikinci senemizde. Yabancı öğrenci sayısında oransal olarak büyük bir başarı var diyorsunuz. Yani diğer üniversitelerde... Yüzde 5000 falan oluyor yani. 5'in yani 476 olması ne demek? Değil mi? Dolayısıyla burada çok zengin bir üniversite hayatının, sosyal hayatın, ekonomik hayatın olmasını beklemek de mukadder, çok doğal. Kalacak yerleri var mı diye sordunuz. Geçen seneden KYK'larda 800'e yakın boş yer vardı. Ben konuşuyorum tabii esnafla, ev sahibi olanlarla falan. Şimdilik ev kiralamalarla bunun yürütülebileceğini söylüyorlar bana. Birkaç özel yurt açıp da kapatma noktasına gelenlerle karşılaştım. Onları da bekleyin, hatta yenisini açmaya çalışın, pes etmeyin dedim. Çünkü gerçekten büyük bir dalga geliyor. Bu dalga inşallah bütün memleket için hayırlı olacak diye düşünüyorum. Bir dahaki döneme iyi bir öğrenci sayısına ulaşmış olacak hem üniversite hem şehrimiz diyoruz. İnanılmaz. Şimdi biz az önce reklam arası verdiğimizde görüşmüştük, söylemiştik. Yaz okulunda öğrenci sayısı ne olacak? Esnafımızı buradan biraz... Şimdi iki sene önce ben geldiğimde her gördüğüm yerde öğrencinin yanında durdum. Otobüste, parkta, kampüste. Ve ne istiyorsunuz dedim. Hepsi sanki ağız birliği etmiş gibi birbirinden bağımsız olarak biz yaz okulu istiyoruz dediler. O da. Bunun üzerine senatoya getirdim. Arkadaşlarla konuştuğumuzda dediler ki biz yeni kaldırdık yaz okulu. İstemiyoruz dediler bütün senatörler. Ya dedim arkadaşlar, öğrencilerin tek istediği bu. Gelin bu işi yapalım. Demek ki bu yeni nesil dinamik bir nesil. Yani ne yapmak istediğini bilen bir nesil. Bir de yeni üniversiteler, özellikle özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri biliyorsunuz 3 dönem üzerinden okutmaya başladı öğrencilerini ve bunu bir şey olarak kullanıyor. Bir reklam vasıtası olarak kullanıyor. Hem de gittikçe hızlı okusunlar, çocuklar bir an önce bitirsinler, hayata atılsınlar. Bunun üzerine rica ettik, anlattık. Onlar da sağ olsunlar, hoşgörü gösterdiler. Benim geldiğim ilk senatör toplantısında biz yaz okulunu kurduk. O yıl, 2017 yılında yani, 900 öğrenci geldi. 2018'de 1300 öğrenci geldi. Bu yıl yine özel olarak rica ettim ve bizim kanallarımızdan bütün hocalara yeni dersler açmaları konusunda teşvik ettim. Yani rica ettim onlara. Çünkü bizim bir
üniversite, memleket ve Çankırı anlayışımız var. Bizim bunları geliştirmemiz lazım. Burada yani kişisel hocalarımızın veya onun bunun tamamıyla keyfi şeyine bırakmadan ama zorlamadan ama teşvik ederek de bu şeyleri açmak istiyoruz, kanalları açmak istiyoruz. Şimdi çok geniş spektrumlu bir bölümler açıldı. Bunların başvurusu bu hafta başladı. İşte bir hafta içinde belli olacak. Şu anda kaç rakamın olacağını, kaç kişinin başvuracağını bilmiyoruz ama en aşağı 1300 olacağı, derslerin sayısına bakılırsa da 1500-1600'e doğru gideceği de tereddütümüz yok. Geçen sene hatırlıyorum, boşlukta Çankırı'da kimse kalmamıştı şimdi olduğu gibi. Yaz okulu başlayınca hemen yine hem kampüste hem de şehir hayatında çok ciddi bir canlılık oldu. Biz bu canlılığı yeniden bekliyoruz. Aynı şekilde yabancı öğrencilerimizden bir kısmı da uzak yerlerde bulunduğu için uçak fiyatları pahalı, gidip gelmiyorlar. Onlar da asgarisinden devam ediyorlar işlerine. Bu arada formasyon eğitimlerimiz devam ediyor, görüyorsunuzdur sabahları falan topluca otobüslerle gidiyorlar. Dolayısıyla şey var, bir canlılık yine olacak en sıcak zamanlarında, en yaz zamanlarında bile böyle bir sakinlik olmakla birlikte ekonomik hayatın canlı kaldığını, akademik hayatın canlı kaldığını, gençlerimizin yine bize enerji, hayat verdiğini hep beraber göreceğiz inşallah. İnşallah o rakamlar olur da Çankırı esnafından bayram eder diyelim hocam. Çünkü gerçekten ekonomik anlamda... Yani ben burada bir bayram olmasını çok istiyorum tabii. Memnuniyet duyarız. Bu millet her şeye layık. Büyük şehirlerin arasında kalmışız Çankırı olarak bir vaha gibi. Burayı zenginleştirmek, güçlendirmek, insanları tatmin etmek, iyi ki Çankırlıyım dedirttirmek, İyi ki buralıyım dedirttirmek bizim için iyi. Onun için de her cephede uğraşıyoruz. Mesela ben eşi gücü bırakıp tahmin etmezsiniz tren yolunu takip ediyorum yani. Tren yolu ne zaman yürürlüğe girecek? Devlet Demir Yolu'nu arıyorum. Buradaki gar müdürünü arıyorum. Ya hani ne yaptınız? Sinyalizasyon faaliyeti bitecekti. Sinyalizasyon bitti. İşte travertenlerin altı yapılıyor. İhaleye verildi. Şu tarihte bitecek diyorlar. O sırada Ankara'da gördüğüm adamları, devlet büyüklerini bu açıdan şey yapıyorum, yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü demir yolu medeniyettir aynı zamanda. Yani bunların tamamını yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan biliyorsunuz yakın zamanda belediye için, Çankırı Belediyesi için bir kent vizyonu çalışması yaptık. Bunu yaparken de üniversitenin bir kaygısı olduğunu, bir Çankırı düşüncesi olduğunu, bir Çankırı vizyonu olduğunu gösterdik. Çok fazla insanla, yani mimarlık, peyzaj mimarlığı fakültesi, iktisadi bilimler fakültesi, turizm yüksekokulu, edebiyat fakültesindeki sosyologlarımız hep bir arada çalışarak hem bir mimari, planlama, otopark sorunu, kent merkezi, buradan daha devam ederek turizm destinasyonu olması için Çankırı'nın neler yapılması gerektiği, buradan da devam ederek bir yönetim ya da çağdaş anlamıyla yönetişim, karşılıklı yönetim için neler yapılabilir? En iyi yerel yönetim anlayışı nedir? Halka nasıl iletişim kurulur? Bunları şimdi birer ikişer hazırlayarak fasiküller halinde ve toplantılar halinde belediyeyle çalışmaya başladık. Belediyemiz de çok memnun oldu bu işten. Mesela buradan bu, size böyle bir talep geldi mi yoksa siz mi bunu istediniz? Biz kendimiz düşündük. Yani ben düşündüm açıkçası. Hocalarımı topladım. Bir de bizde öyle bir şey vardı, yani başında durmayınca daha zor oluyor işler. Çünkü ben de çok değişik alanlarda çalıştığım için değişik yaklaşımlarım ve anlayışlarım vardır yani. Bir belediyecilik nedir anlarım, hani bu kuruluculuktan dolayı mimari projeler, planlar, bir şehir nasıl gelişir, nasıl merkez haline gelir, bunların tamamı hakkında bir kanaatim olduğu için buradaki akademik insanları da bir araya toplayarak onların düşünce gücünden, daha önce yaptıkları akademik çalışmalardan yararlanarak bir bütün oluşturmaya çalışıyorum. Bu çalışmaların tamamında benim başlarında ya konuları siz mi belirliyorsunuz? Yani olur. Benim aslında bu soruların içerisinde vardı ama siz açtınız. Yani bu alanında uzman kişilerin hazırladığı raporlar değil mi? Hiç şüphesiz tabii. Şimdi bununla ilgili hocam bana şeyler de geldi okuyucularımızdan. Özellikle şunu talep ediyorlar. Diyorlar ki sadece hani kentin ses gitti. Kent mimarisiyle ya da belediyeyle ilişkili çalışmalar güzel.
ekonomik anlamda işte tiftik üreticiliğinin ana vatanı Çankırı diyorlar ve tiftik keçiliğinin yeniden harekete geçmesi noktasında da üniversiteden bir bu şekilde çalışma, yine depbağlık, yine arıcılık gibi buna benzer bir çalışma istiyorlar. Aslında yapıyoruz da şimdi kademe kademe tabii. Mesela biz Kızılırmak Meslekçisi Okulu bakımından, Kızılırmak şeyinde, deltasında burada biliyorsunuz 500-600 dönüm kadar bir yerimiz var. Şimdiye kadar hep sılaçlık, mısır ve pirinç yetiştirilmiş. Mesela biz bu yıl ilk defa yenilikçilik ve şeye de topluma da bir örnek olması açısından enginar, lavanta, kekik gibi ekimler yaptık ve bunların nasıl sonuç vereceğini, evvela toprakla uyumlu, ondan sonra marketing anlamında satışı mümkün mü, bunların araştırmasını yapıyoruz. Aynı zamanda Tarım Bakanlığı bizimle çalıştı. Tarım Bakanlığı damlama sistemiyle pirinç üretimine geçti. Yine bizim arazide, bizden 3-4 dönüm bir yer istediler. Biz de verdik. Hatta güvenlik verdik başına. Onlar da damlama sistemini kurdular ama maalesef biliyorsunuz büyük bir sel felaketi oldu. Bir kısmı ürünlerimizin kayboldu ama bir kısmı da duruyor. Şimdi burada mesela Kızılırmak bölgesi bakımından yeni tarım alanlarını açmaya çalışan faaliyetlerimiz var. Hayvancılık bakımından da var. Mesela çok süt işleme merkezi kurmak için çok uğraştık. Ama onu bir yere geldik, bir yerde tıkandık devlet kaynaklarının bitmesi sebebiyle. Şimdi bunlara düşünüyoruz yani. Bunların hepsini geliştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii tamamını bir kalemde yapamayız. Evet. Tamamını bir kalemde yapamayız. Bu anlamda mesela Teknokent çok önemli bir adım olacak. Bu konuda mesela Teknokent'e dayanarak şu anda iki tane önemli projemiz var. Bir tanesi Mühendislik Fakültesi ile birlikte yaptığımız 4,5 milyon euroluk bir araştırma projesi, İPA projesi. Şimdi onun üzerine çalışıyoruz. Şu Teknokent'e başvurumuzda basın vardı, söylemiştim. Orada bizim burada üretim açımızdan ne eksiğimiz var, rekabet açımızdan ne eksiğimiz var, marketing açısından, pazarlama açısından ne eksiğimiz var, fikri haklar bakımından, fikri mülkiyet bakımından ne eksiğimiz var, bunların hepsi araştırılacak. Ve hangi malzemelerin, hangi proseslerde, hangi sonuca varacağı, bizde çok akıllı bilgisayarlar var, çok olağanüstü bilgisayarlar var, akıllı bilgisayarlar diyorlar ona, üstün şeyle, performansla. Uluslararası bazı akreditasyonlarla ve üyeliklerle birlikte malzemeyi boş harcamayan, insan kaynaklarını boş harcamayan ve nerede boşluk olduğunu gören yeni teknikler geliştirdik. Biz bunu başladık. Şimdi bu 4,5 milyonluk proje üzerinden bunu da gerçekleştireceğiz. Mesela bir tanesi bu. Maden alanlarında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 500 bin euroluk başka bir İPA projemiz var. Yani aslında her alanda pioneer kişilik dedik ya, öncü kişilik, öncü müessesi olarak aslında biz çalışıyoruz. Zaman zaman bekliyoruz yani sonuç almadan, şimdi erken öten horoz hesabı. Çünkü söylüyorsun, olmuyor bazen. O zaman bir inandırıcılığını kaybediyorsun. Peki hocam, bu konuda size hiç kurumlardan talep geldi mi? Hiç gelmedi değil mi? Bize şu konuda bir çalışma yapar mısınız? Yok, gibi. Yok, bize gelmez. Biz hani şöyle gideriz. Bir genelde şöyle bir şey vardır. İşte üniversite şehre fikri anlamda, yol gösterici anlamda bir şeyler vermiyor, göstermiyor dediniz ama siz şurada anlattığınız şeyleri biz dinlediğimizde de bayağı bir çalışma da yapmışsınız. Biz sürekli çalışıyoruz. Mesela makine kimyanın müdürü beni ziyarete geliyor. Ben hemen diyorum ki bizim mesleki okulda niye çalışmıyorsunuz? Orada çok ciddi bir birikim var biliyorsunuz. Çankırı MYO, Türkiye'nin en iyi mesleki okuludur. Ve bütün Türkiye'ye Dünya Bankası'ndan aldığı krediyle mesleki okul olmanın ne olduğunu anlatan, öğreten bir MYO'dur. Çok fazla bölümümüz de var. Hemen onları mesela bir araya getirdim. İki ayrı kursu bizim Çankırı MYO makine kimyaya verdi. Kurs verdi. Ya biraz da şehrin de istemesi gerekiyor bu noktada. Evet, değil mi? Ama ben mesela bunu şey yapıyorum. Yani gördüğüm zaman bunları bir araya getirerek kendi hocalarımızı da motive ederek, fakat o ilgili birimin kişilerini de motive ederek şey yapıyoruz. Yani bir araya getirmeye çalışıyoruz. Mesela Teknokent işi de öyle. Teknokent nereden aklına geliyor insanların Çankırı'da bir teknopark olacağı, hem de şey içerisinde, organize sanayi bölgesi içerisinde.
Şimdi mesela orada öyle büyük düşüncelerimiz var ki doğrudan doğruya savunma sanayinde akıllılaştırma teknolojisine girmek istiyoruz. Bu %75 oranında teşvik alan önemli bir alandır. Milli savunma ve savunma sanayi. Biz doğrudan oraya gireceğiz. Aynı zamanda MKN'in burada olmasından dolayı da bir cesaret alıyoruz. Bir de bizim ciddi bir mühendislik fakültesi birikimimiz oldu şu anda. Yazılım bölümümüz oldu. Bunlara master, doktora açtık. Yani aslında... Kadroları tamam. Kadrolarını hepsini aldık tabii, aldık. Evet. Ama bunların hepsi kendinden alıyor. Büyük fedakarlıkla, çok hızlı çalışarak. Çünkü bizim bu yaptığımız şeyi, şu kadarını söyleyeyim, master programımıza göre 3 sene öndeyiz. Yani 3-4 sene öndeyiz yani. Bir hayal edilemeyen şeyleri şu anda çok hızlı bir şekilde yapmış durumdayız. Personelimiz de var, adamımız da var, projemiz de var. Fakat yürüyor. Yürüyor şu anda. Bundan çok olağanüstü sonuçlar çıkacak. Yani ben diyorum ki üniversiteyi takip edin, yolunuzu şaşırmasınız. Hukuk fakültesi ne oldu hocam? En son benim. Efendim Sayın YÖK Başkanımıza gittim ben geçen. Bir randevu aldım. Sağ olsun verdiler. Önce beni görünce dediler ki ben anladım senin niyetini. Hukuk fakültesi diyeceksin dedi. Ben de Sayın Başkanım önce bir ısınalım konuya dedim. Önce Çankırı için kent düzeni olan çayımı arabada vardı, getirseydim iyi olacaktı. Şeyini gösterdi programına. Baktı çok duygulandı, çok heyecanlandı ve dedi ki bunu ilk defa görüyorum Türkiye'de. Aslında bütün üniversitelerin böyle olması lazım dedi. Şimdi oradan başladık. Ondan sonra bize tahsis edilen yakın zamanda bazı tarihi önemli binalar var, onlardan bahsettik. O da kendisi aynı zamanda bir kültür ve irfan adamı olduğu için konuları biliyor. Ondan ayrıca bir heyecan duyuyordu falan. Buraları geçtik. Ondan sonra hukuk fakültesi meselesine geldik. Hukuk fakültesi meselesinde de biz dedi yapacağımızı söyledik. İnşallah en kısa zamanda yapacağız dedi. Şimdi bana söylenen bu. Ama en kısanın zamanı da olacak. Yani ben bugün telefon ettim. Ya bugünlerde bir toplantınız yok mu? Genel kurul. Onu alalım diye. Yani tabii gecikti biraz. Gecikmesinde biraz şeyin de etkisi oldu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sistemi kuruldu. Anayasa referandumundan geçti. O sırada devlet yeniden reorganize oldu. Ondan sonra bu fakültelerin kimin tarafından kurulacağı belli olmadı. Boşta kaldı. Eskiden YÖK karar veriyordu, gönderiyordu. Resmi gazete yayınlanıyordu. Sonra dediler ki Cumhurbaşkanlığı'nın etkisinde. Cumhurbaşkanlığında devleti kuruyor, sıra fakülteye gelmedi. Ondan sonra başka bir karar verdi. Aslında yine YÖK'ten geçse iyi olur dendi. YÖK'e gitti, YÖK bir yönetmeni çıkartacağız dedi filan. Yani biz Türkiye'nin genel şeyinden biz de nasibimizi aldık. Aslında kararı verilmiş, sözü verilmiş, vaat edilmiş. Bizim tarafından binası yapılmış. Uygulamaya geçmek. Binası yapılmış. Sayın YÖK Başkanımız gece yarısı aradı. Personel almaya devam et, kesin veriyoruz dedi. Personeli alınmış. Yani bugün verilse yarın eğitime başlayacak hale getirilmiş bir konu, işte normal hayatın serencamı sebebiyle biraz gecikti. İnşallah daha fazla gecikmesin diye temenni ediyorum. Ben mesela bu konuşmamızı Sayın Grup Başkan Vekilimize aktardım, o da merak ediyordu. Ya hemen bir basın toplantısı düzenle falan dedi. Ben dedim ya bir sonucu görelim de, değil mi? Çünkü bazen aksaklıklar olabiliyor. Biz de sonuçta ciddi bir kurumuz yani. Bugün söyledik, yarın olmadı falan demek istemiyoruz. Ama siz sorduğunuz için ben samimiyetle paylaşıyorum. Ben konuştum. Yapacağız dedi. Hani bu yapacağız demek... Yani vazgeçilme, iptal edilme gibi bir durum olmaz değil mi? Kesinlikle yok. Ya siz bunun altyapı hazırlıklarını zaten devam ettiriyorsunuz. Bina tamam, hocalar tamam. Bina şey mi hocam bu? Edebiyat Fakültesi'nin üzerindeki bina mı? Yeni binanın, evet. Oraya yapmak istiyorsunuz. 1800 metrekarelik bir şey inşa ettik oraya. Oraya hukuk fakültesi. İslam Bilimler Fakültesi ve çok da büyük olmuş burası. Bir başka bölüm veya şeyi de oraya koyarak orayı çok yararlı bir şekilde kullanacağız. Ama artık bu yıl geçti değil mi hocam? Anladığımız bu yıl maalesef kadarıyla. Geçti. Yani evet. Rehberi giremeyecek sanırım tercih. Yani evet, rehberler yayınlandı zaten biliyorsunuz. Artık önümüzdeki sene yani hazırlık dönemi olur inşallah. Belki daha sağlıklı ilerleriz. Daha iyi bir fakültesi kurarız. Daha yüksek puanlarla, daha kaliteli öğrencilerin geldiği bir yer olur. Hukuk fakültesinin mühendislik fakültesi gibi, sağlık bilimleri fakültesi gibi Çankırı'nın ve üniversitenin
kalitesini artıracağı kanaatindeyim. Şimdi herkes sayılıyor da sayı önemli fakat bunun yanında kalite de önemli. Katkı da önemli. Kalite de önemli. Yani gelen öğrencinin karşılık dilinde geldiği, hangi sosyal çevreye mensup olduğu, değil mi? Yani bize hep almak için değil, biraz da vermek için gelsin yani. Böyle bir kültürüyle gelsin, irfanıyla gelsin, zekasıyla gelsin. Biz kaliteyi artırmak konusunda da çok azimliyiz, ona da önem veriyoruz. Bu bizim son açtıklarımız, açtığımız bölümlerin tamamı en yüksek puanlarla, en çok istihdam olan ve herkes tarafından tercih edilen yüksek puanlı yerler. Yani böyle 500 bininci, 1 milyonuncu, 1 milyon 100 bininci olup da sınavda en sonuncu olarak gelinebilecek bölümler değil. Hepsi altın değerinde her bakımdan kıymetlendirilmiş yerler. Peki diş hekimliği fakültesi konuşuluyor. Diş hekimliği fakültesiyle de YÖK başkanımızla konuştuk. Daha önce sayın milletvekilleriyle görüşmüştüm ben. Biliyorsunuz ben YÖK kurum danışmanıyken bir çalışma yapmıştık. Afiliyasyon diye bir şey var. Eskiden diş hekimliği fakültesi kurmak ve tıp fakültesi kurmak üniversiteler için çok maliyetliydi. Niye maliyetliydi? Çünkü bir hastanenin ve diş hekimliği uygulama ağız diş sağlığı merkezinin masrafı çok fazlaydı. Ama bu afiliyasyon dediğimiz şey işi çok akıllıca bir şekilde kolaylaştırdı. Hastane ve ağız diş sağlığı merkezi hala Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde kalıyor. Yani ana bütçeden harcamalarını ve gelişmesini sağlıyor. Buna karşılık yakınında bir fakülte kuruyorsunuz. Bunlar eğitimlerini yapıyorlar, uygulamalarını orada yapıyorlar. Şimdi ağız diş sağlığı merkezi de işte 21 doktorumuz, 35 tane fantomumuz var. Fantom dedikleri bu diş şeyleri, koltukları biliyorsunuz. Şimdi YÖK'ün uygulamasına göre her birine 2 veya 3 tane öğrenci veriyorlar sayısına göre. Dolayısıyla biz bunu YÖK'e arz ettiğimizde Sayın Grup Başkan Vekilimiz de söyledi. Biz şey yapmıştık, durumu bildiriyoruz. Yani biz burada siyasi bir kurum olmadığımız için. Yani, siyasilerinde desteğine ihtiyacımız var. Paydaş ise burada. İşte Grup Başkan Vekilimiz var, diğer milletvekilimiz var. Salim Çivitçioğlu. Onlarla durumu paylaşıyoruz. Veya işte belediye başkanı da biliyorsunuz başka bir partiden seçildi. Evet. Biz hani olur bulur demeden hemen ayrım yapmıyorsunuz. Kent vizyon projemizi koyarak oraya götürdük. Yani biz memlekete hizmet için uğraşan bir şeyiz, yapıyız yani ve bir akılın temsilcisiyiz üniversite olarak. Efendime söyleyeyim, bizim için yeter ki ayrılıkçı olmasın, hain olmasın, FETÖ olmasın, ihanet olmasın bizim için, yani kırmızı çizgilerimiz olmasın bizim için yeter. Onun dışında bu millet bizim milletimiz, bu vatandaş da bizim vatandaşımız. Siz öyle düşünürsünüz, o böyle düşünür, biz onlara bakmayız yani. Peki belediye alanında nasıl karşılandı sizin bu belediye, sayın belediye başkanımız çok büyük bir sevinçle ve heyecanla karşıladı. İlk toplantımıza kendisi bizzat gelerek ve kurma heyetiyle geldi. Bir sunumumuzu yaptık. Onlar da bizde benzer bilgiler ve projeler var fakat şu açılımlarınızı çok beğendik dediler. Mesela bazı güzergahlara isim verilmiş. Yeşil hat, kırmızı hat gibi. Mesela kırmızı hat ne? Mesela Selçuklu çizgisi. Yani kırmızı hattı takip ettiğiniz zaman Selçuklu mimarisini takip ederek o kuşak üzerinden gezebiliyorsunuz. Yeşil hatta gittiğiniz zaman Cumhuriyet mimarisini ve tarihi olaylarını gözleyebiliyorsunuz. Mesela bu onların çok hoşuna gitti. Birlikte çalışalım dediler. En son bugün işte belediyeye tekrar haber geldi. Lütfen çalışmamızı hızlandıralım. Bu projeleriniz çok hoşumuza gitti. En azından bir ikisini hemen uygulamaya sokalım diye bugün bize şey geldi. Aman hocam hızlı yapalım derken yarım yamalak olmasın, tam olsun, güzel olsun. Raporlar, çalışmalar. Ya tabii. İyi olmasın. En iyisini yapalım, hem de tamamlayalım. Yani insan yapabileceğiyle sorumludur. İrade önemlidir. Kararlılık önemlidir. Bizde şimdi irade, akıl ve kararlılık var. Belediye de gayet olumlu yaklaşıyor, bu işin uğraşıyor. İstiyor. Yeni bir rüzgar geldi sanki adeta. Hani peki böyle bir saplanır kalacak, bir rüzgar gelir, böyle bir heyecan. Ona da bir heyecan oldu, bizde de bir heyecan oldu. Biz bunu birlikte yürütmeyi düşünüyoruz inşallah. Yani başka şeyler de devam edecek. Mesela Sera. Bizim orada biliyorsunuz kampüste Orman Fakültesi'nin yürüttüğü döner sermaye bağlı bir seramız var. Bana verilen bilgiye göre Türkiye'de büyüklüğü ikinci sırada.
Yani bu kadar büyük başka sera bir tane daha var. Şimdi orada bizim çok olağanüstü makinalarımız var, fideleme makinaları. Biz daha önce yapıyorduk, satamıyorduk kimseye. Yani orada bir dönersin, işlemesi lazım ya, yapacaksın yumurta hikayesi. Evet, gelir yapacak, bir yerden yapacak filan. Mesela bu konuyu da açtık yaptığımız toplantıda. Yine belediye çok istekle karşıladı. Yarın gelecekler bir protokol imzalayacağız. Çünkü burada daha ucuz, Çankırı'nın malı olan bir üretim var. Çiçekler, işte şeyler, değişik süs bitkileri. Şimdi bunun yerine Ankara'dan almak, Kocaeli'den almak, değil mi? İstanbul'dan almak varken niye buradan almıyorsunuz? Onlara da çok makul geldi. Biz şimdi yarın hemen gelecekler saat 11'de. Bu konuda da davetimize çok hızlı icabet ederek çok makul, sağduyulu ve heyecanlı yaklaştılar. Biz çok memnunuz yani ilişkilerimize. Yani bu ve buna benzer pek çok ilişkimiz de devam ediyor açıkçası. Peki üçüncü belediye başkanı mı sizin çalışmış olacağınız şu anda? İrfan yani bir başkan, bir başkan vekili, bir de yeni başkanımız var, evet. Hocam en eski bürokrat oldu artık Çankırı'da. İlk hızlı bir şekilde herkes değişti, en eski oldu diye düşünüyorum evet, ben. Evet, öyle oldu, evet. Ben yine diş hekimliği fakültesi yarın kaldı, konuşuyorduk. Şu anda ne aşamada diş hekimliği fakültesi? Diş hekimliği fakültesi... Yani YÖK temeli, Cumhurbaşkanlığından bu kuruluş aşamaları YÖK'te, tamamlandı mı? YÖK'te. Evet. Yani biz ağız iç sağlığı merkezini afiliasyon dediğimiz sistemle gösterdik. Anlattık. Sayın Grup Başkan Vekilimiz de şeyle konuştu, YÖK Başkanı ile konuştu. Ben de geçen şu en son gittiğimde çok güzel bir saatlik bir konuşma geçirdik. Orada Sayın YÖK Başkanımız bana açıkçası, hocam önce hukuk fakültesini çıkartalım, ikisini aynı anda sokmayalım. Yani benim yerime geçerek ya, hatta... Ya bir şeye odaklanalım, ısrarla ondan diye. Sonra onu yapınca da diş hekimliğine geçirelim. Bunlar gayet makul talepler dedi. Bundan sonrasında uygulamasına bakacağız. Var mı senin sorun? Ya bu şey, yani bu ileride tıp fakültesine evrilir mi? Şimdi yeni bir hastane yapıldığında bu eski hastane binasıyla birlikte... Evet, evrilir. Biz tıp fakültesini de kurmak istiyoruz burada. Ya dış hekimliği yani hep şunu deniyor hocam, böldüm ama tıp fakülteleri artık izin verilmiyor, kurulmuyor. Böyle bir şey var mı? Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yeni tıp fakülteleri de kuruluyor. Özellikle demin söylediğim afiliasyon olduktan sonra, yani hastaneyi kendiniz yapmadıktan sonra, yani Sağlık Bakanlığı bünyesinde işledikten sonra bunu yapmak çok zor değil. Şimdi diş hekimliği çok önemliydi çünkü ben halkla da konuşuyorum sürekli. Vatandaş bir diş için, madem ki Çankırı bir vilayet, benim burada sorunlarımın halledilmesi gerekir diyor. Madem ki vilayetteyim, benim bir diş için, basit bir şey için buradan Ankara'ya gitmem veya Kırıkkale'ye gitmem demek olumsuz karşılanıyor. Maliyet hocam maliyeten. Ve zoruna gidiyor adamı yani bir şey olarak da yani. Özellikle 20'lik diş. Ha ya rahatsız çene cerrahisine geldiği zaman eriş bitiyor. Dolayısıyla bu önemli bir şey, çok önemli bir nokta. Onun dışında şimdi bizim bu adamız var ya, Sağlık Adası. Evet. Yani eğer uygun görürler de ve şey yaparlarsa biz oraya diş hekimliğinden sonra tıp fakültesi kurmayı da düşünüyoruz. Bütün hazırlıklarımız var. Şu anda zaten bizim sağlık bilimlerinde 5'in üzerinde doktorumuz var. Bir tane tıp profesörümüz var. Bize çok talepler geliyor tıp profesörlerinden. Benim çok yakın tanıdığım tıp hocaları var. Yani bunu kurmak bizim için çok kolay bir şey. Ama önce işte bu hukuk diş diye yapacağız, dişi yapacağız. Ondan sonra hemen arkasından tıp fakültesini kurmak bizim önceliklerimiz arasında. Ve bunu çok rahat kurabileceğimiz kanaatindeyim ben. Ama ne olur daha butik bir fakülte olur, değil mi? Yani Ankara tıp gibi olmaz mesela. Ama yani şehir hastanesi gibi olmaz ama daha butik şeyler yapılabilir. Ama fakülte olacak yani eninde sonunda burada. Yani olmuşken bir de anjiyo ünitesi falan da olsun hocam. Anjiyo mu? Olur. İleride o tıp fakültesi kurulursa. İşte yani kardiyoloji bölümü, anjiyo ünitesi. Çünkü dedi. Hep kalp hastalıkları yoğun. Ya öyle gerçekten. Ben de hayretle izliyorum. Bizim üniversitede de bir o stent oldu, bir o stent oldu, o bir şey geçirdi falan. Çok yaygın gerçekten. Tabii koruyucu hekimlik de bence önemli burada. Yani biz hep bir yerden düştükten sonra yara sarmaya çalışıyoruz. Koruyucu hekimlik bakımından da bence Çankırı'nın insan yapısı ve beslenme kalitesi, niteliği daha doğrusu incelenip koruyucu hekimlik anlamında da çalışmalar yapmak lazım diye düşünüyorum.
Hocam Kurşun Adalet Meslek Yüksek Okulu. Kurşun, o neydi bunlar? Kurşun Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu yine büyük başkanımızla konuştum. O ilk yapacağımız şey dedi. Çünkü onu Cumhurbaşkanlığına göndermeyeceğiz. Sadece genel kurul karar verecek ve çıkacak. Hatta buradan çıkarken dedi zahmet olmazsa başkan vekiline söyle o bana unutturmasın. Gündeme aldırsın. Hemen onu çıkartıyoruz dedi. O bir kalemle çıkacak. Ondan sonra okul, ondan sonra tıp şeklinde bir işlem yaptık. Ya birinci sırada Adalet Meslek Yüksek Okulu. Adalet Meslek Okulu çünkü yani Cumhurbaşkanlığı'na gidip resmi gazete ilan edilmesi zorunluluğu yok orada. Oradan yapılabiliyor. Binasını da çok güzel bir bina verdiler biliyorsunuz, TOKİ binası. Yanında ilkokul var, TOKİ evleri var. Karşısında devlet hastanesi var. Önünden ana aks geçiyor. Bir gençlik merkezinin yapılacağı söyleniyor, projeler arasında var. Yani böyle bir yerde okul çalışır, işler. Neşru nema olur, güzel olur. Kimse şikayetçi olmaz. Her gün bizi burada alın diye cimere şikayet etmez. Evet. Anlatayım, böyle şeylere de karşı karşıya olduğumuz için. Yani orada bir sorun olmayacağını düşünüyorum, evet. Çekiç Meslek Yüksekokulu, ilçede bir beklenti var bu konuda. Çankırı merkezde faaliyet ne zaman orada eğitim başlayacak? Söyledik. Şimdi onlardan biz bir bina tahsis... Orada da bir yer sorunu var sanırım, değil mi? Şimdi efendim, bu Yibollara taşınmayı düşünmedik açıkçası. Yani 26 senedir hiç kimsenin girmediği, yaşamadığı, bir kedinin, köpeğin bile yaşamadığı bir yere insan evladının, çocuklarını doldurup ne olacağını bilmeden yaşamak kolay bir şey değil. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz yani. Dolayısıyla biz dedik ki yerel yöneticilere, bunu bu kadar istiyoruz, tamam biz de istiyoruz. O zaman bize sağlıklı binalar bulun. Biz de size yeni bölümler açalım. Çünkü eski bölümlerimiz yürümüyor, aynı buradaki diğer bölümler gibi. Yani öyle bölümler açılmış ki, hiçbir şekilde ne öğrenci geliyor, gelen de gelmiyor yani, uğramıyor bile. Yani rakamları söylesem size şaşırır kalırsınız, bunun adı var, sanı yok bunlar. Dolayısıyla ben Çerkeş Meyo'ya bu konudan mutabakata varınca, tapu kadastro gibi, grafik tasarım gibi, çok seçilen, istihdamı olan, puanları yüksek, tercih edilen yerlerin izinlerini aldım. Şimdi hocalarını tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü bizim bu bölümler iyi bölümler olduğu için hoca bulmak da zor oluyor. Tapu kadastro, grafik tasarım işlerinden. 3 bölüm açtık buraya yeni. Şimdi biz hocaları buluncaya kadar herhalde onlar da binayı ancak tahsis edecekler. Çünkü tahsis de gerçekleşmedi. Yani binayı verdikleri takdirde bizim zaten işlemlerimiz devam ediyor. Bizde taviz yok. Yani gittik, gördük. Siyasetçiler, arkadaşlar da vardı. Onlardan da mutabakata vardık, belediye başkanıyla konuştuk. Biz başlıyoruz dedik ve başladık. Yani bölümlerimizi aldık, kadro ilanlarımızı yaptık. Onlar da bina tahsisiyle uğraşıyorlar. Yani bunların ikisi kısa zamanda buluşacak. Belki önümüzdeki sene açılmış olur. Yani o konularda hiçbir sorun yok. Hocam, devam ediyor muyuz? Ara veriyor muyuz? Non-stop gidiyor muyuz? Devam edebiliriz hocam. O zaman ben bu hızla devam edeyim. Enstitüler, şimdi evet. Cemalettin Ferruh Darül Hadis'i bildiğimiz kadarıyla üniversiteye tahsis edilmişti mi, edildi mi? İkincisi de İmaret Vakfı. Buralarda sizin tasarruflarınız olacaktı ama halen şu anda bu yapılar boş durumda, kullanılmıyor. Ne durumda hocam? Şimdi hangisinden başlayayım? Darül Hadis de şöyle, Darül Hadis, biz İslam İlimler Fakültesi açtığımız için Darül Hadis'in, yani Anadolu'nun ilk hadis okulunun üniversitede İslam İlimler Fakültesi'yle neşr-i neman bulması, yürümesi bize sağlıklı görünüyor. Buna ilişkin de çalışmalarımızı başlattık, yazdık, çizdik. En son Vakıflar Genel Müdürü benim arkadaşımdır. Bir program yaptı, ben de ona katıldım, mecliste yapıldı vakıf haftasında. Hatta şöyle de geldi, ya Sayın Genel Müdürüm, sırf sizin için geldim dedim. O da iyi ki gelmişsin, benim de sana haberlerim var dedi. Darül Hadis'i size veriyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yazı çıktı dedi. Ama yazı bize resmi olarak gelmedi daha. Hani biz eski idareci olduğumuz için yazı önümüze gelinceye kadar biz bir bekleriz yani, bir yazı gelsin diye. Fakat Genel Müdür bunu söyledi yani, yazınız çıktı diye. Hatta o zamanlar da ben sizin için, şimdi tahsisleri Cumhurbaşkanı'na arz ediyorlar. Vakıfların görüşü var üzerinde de. Onlar görüş yazmışlar bize verilsin diye. Vakıflar Genel Müdürü de üniversitenin buraya bakması,
burada faaliyet göstermesi konusunda şeydi, kanaat sahibiydi bağımsız olarak. Sen yine de bir de söyle oradaki arkadaşlara falan dedi. Ben o arkadaşlara da söyledim özel kalem müdürüne falan. İşte öyle oldu, böyle oldu. Dolayısıyla tahsisin gerçekleştiğini Vakıflar Genel Müdürü bana sözlü olarak söyledi ama yazı gelmedi. Geldiği zaman hemen faaliyetlerimize başlayacağız. İmalete gelince de imalet biliyorsunuz biz bir mülhak vakıf, bizi buraya verdiler. Biz aldık burayı daha doğrusu. Fakat bugüne kadar anlamlı bir proje geliştiremedik orada. Özellikle 7 odası var oranın. 7 odası var. Güvenlik falan diyorlar. Biz işte arkadaşlar var, 3 var diye çalışırız. Bir hesaplıyorsunuz 7 odalı bir yere 10 tane personel istihdam etmem gerekiyor. Ya kardeşim 7 odalı bir yere 10 tane personel istihdam edilir mi? Değil mi? Evet. Dolayısıyla orada bir şey yaptık yani açıkçası. Düşündük nasıl olacağına dair. Fakat en sonunda bir işletim sistemi bulduk. Bu yıl bir ay içerisinde falan orası da üniversite tarafından canlandırılacak yeniden. Belki yabancı öğrencilerin de çok geldiği, dindar Müslüman öğrencilerin çok geldiği bir yer olacak. Dolayısıyla eski imaret Saray Yolu, değil mi? Saray Yolu adı da var. Oranın tekrar adında olduğu gibi canlanması, tarihin uygun olarak şenlenmesi, İslami ilimlere, ilişkilere, ticarete konu olması, canlanması yine üniversite üzerinden gerçekleşecek. Çünkü imarete şu bakımdan önem veriyorum, her Çankırı'yla konuştuğumda imaret deyince gözleri yaşarıyor. Yani imaretin gerçekten Çankırı'nın, şuurlu Çankırı'nın gözünde gerçek bir anlamı var. Ben bunu hissediyorum, görüyorum konuşmalarında. Dolayısıyla onu o şekilde bırakmak istemedik. Evet, bir dönem boş kaldığını kabul ediyorum. Fakat bu planlamaların yapılamamasından eski belediye döneminde şey demiştim ben belediye yöneticilerine. Ya şuranın güvenliğini siz yapın da diğer işlerini biz yapalım diye. Evet. İşte onlar da bizde güvenlik yok falan filan derken bir noktaya kadar geldik. Uzun yol mu? Evet. Hocam siz orayla ilgili şey söylemiştiniz. Yüksek lisans eğitimiyle ilgili oraya ayırabiliriz orayı demiştiniz. Evet. Hala düşünülüyor mu? Vazgeçtiniz mi? Hayır, düşünüyorum. Orada şimdi tabii yüksek lisans eğitimi için orada yeteri kadar derslik yok. Fakat yüksek lisans öğrencilerinin gelip irtibat kuracağı. İrtibat ofisi gibi. İrtibat ofisi gibi. Yani şimdi 1500 tane yabancı öğrencinin geldiğini düşünürseniz buraya, bunların tamamının kayıt için, yani bilgi almak için oraya geldiğini düşünün yani. Değil mi? Ya üniversitenin danışman merkezi gibi de evet, kullanılıyor. Evet, yabancılar için özellikle. Tabii yine vakfiyede bazı şartlar var. Onları yerine getirecek bazı hafızların orada olması lazım. Aynı zamanda bu hizmeti yürütecek insanların olması lazım. Hem imaret olduğu için ücretsiz bazı ikramların bulunması lazım. Bunların hepsi bir bütün gerçekten. Bunların tamamını yapacağız inşallah. Hocam, bol bol Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun destek verdiğini söylüyorsunuz. Çankırı kamuoyunda da Muhammed Emin Akbaşoğlu orada oturuyor deniliyor. Üniversite anlamında siz destek görüyor musunuz? Yani ben çok görüyorum. Yani ben şimdiye kadar ne söylesem, yani yolda, uçakta, bizzat giderek, telefonla arayarak Sayın YÖK Başkanımızı aradığını, onunla irtibat kurduğunu, bizim tezlerimizi anlattığını gördüm. O konuşmalarını bana anlatıyor, ben konuşmalarımızı ona anlatıyorum. Aynı şekilde parti gözetmeksizin yani Salim Çimitçi oluyor da aynı şekilde dayanışmalı bir şekilde çalışıyoruz Sayın Milletvekiliyle. İşte bu PTT binasından tutun da hemen hemen her alanda ben bir sorunumuz varsa, bir daralma varsa, bir genişleme varsa Çankırı'nın siyasetine temsil makamında olan kişiler olarak onları aktarıyorum. Onlarla bir istişare yapıyoruz. Ve onlar da aynı şekilde Salim Çivitçioğlu da, Sayın Salim Çivitçioğlu da bütün taleplerimizle uğraşıyor, gayret ediyor. Genel müdürlüklere gidiyor. Filan genel müdüre gideceğim, vaktim varsa gel diyor. Yani biz aslında dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu iki tane sayın vekilimizle ve aynı zamanda MHP'li belediye başkanımızla olağanüstü dayanışmalı, verimli, faydalı çalışıyoruz ve hepsi ayrı ayrı
bize çok büyük yardımlarda bulunuyorlar. Hazır konu açılmışken hocam, şehirle bütünleşik üniversite diyoruz. Ve sizin Çankırı merkezde bir binanız var, Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte enstitülerin bulunduğu 5-6 tane bölümün, Orman Fakültesi bölümlerinin olduğu. Ve ben bununla ilgili de bir haber yaptım Çankırı Postası'nda. Üniversite şehirden kovuluyormuş şeklinde. Evet, evet. Yani oradaki durum nedir? Siz şimdi orayı boşaltacak mısınız, kalacak mısınız? Bu işte kiracı olarak PTT kurumuyla aranızdaki anlaşmazlık nedir? Çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Yol haritanız ne olacak? Güzel Sanatlar Fakültesi, bildiğiniz gibi bizim üniversitenin ilk binalarından, hatta ilk rektör bile, kurucu rektör bile orada oturmuştur onunla. Pek çok bölümün ve birimin bulunduğu bir yer. Yaklaşık 1000 kişi orada memur, asistan, öğrenci giriyor çıkıyor. Orada 1000 kişilik bir cevaliyet var Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Biz de burayı aldıktan sonra bir eğitim yuvası olarak düşündüğümüz için sizin de yazdığınızda yazdığınız gibi 1,5 milyon liranın üzerinde bir de para harcamışız. Yani döküntü bir üniversite şeyi, binayı işe yarar bir hale getirmişiz. Ben geldiğimde oranın kirası tabii bir kamu hizmeti yapıldığı için Çankırı'ya bir üniversite kazandırılması için 5.000 liraymış, sonra 8.000 lira olmuş. Bir an derken bir anda efendim burası özelleşti, biz de zarar ediyoruz diye bir laf atıldı. Zararımızı karşılamamız lazım diye bizden 100.000 lira istediler aylık kira olarak. Ya dedim siz ne yapıyorsunuz? Telekomun özelleştirilmesiyle alakalı. Evet, evet. Efendim ben o zaman Ulaştırma Bakanımıza gittim, Ahmet Arslan Bey'e. O PTT Genel Müdürü aradı. O çıktı falan toplantıdan, konuştuk falan ama o sırada arkadaşlar dava açmışlardı. Sayın Genel Müdür dedi ki ya daha önce belki olsaydı olurdu ama bunlar dava açmışlar dedi. Açmış davaya ne yapacağız? Mecbur bekleyeceğiz dedi. İş tabi dava sürecine bindi. Yani 5.000, 8.000 lira iken bir yer bir anda nasıl olsa 100.000 liraya dönüştü. Ben ilgili arkadaşlara diyorum ki ya değerli arkadaşım ben buradan çıkarsam burayı ne yapacaksın sen? Verebilir misin kiraya diyorum. Veremem, burası yıkılır, mezberlik olur diyor. Kardeşim niye 100.000 lira istiyorsun o zaman diyorum. Ne yapayım, zararımız var filan diyorlar. Yani böyle bir açmazla karşı karşıya kaldık, bir de lafta anlatamadık ya. Bu esnada ben baktım o olmayacak. Bir çalışma yaparak hem PTT Genel Müdürü ile konuştum, hem Hazine ile konuştum. Buranın bize tahsisiyle ilgili bir çalışma yaptım. Yani Hazine burayı bize tahsis etsin, ona karşılık bir yer versin, Çankırı içinden veya dışından. Derken o sırada yine bir hatlar karıştı. Bizim bir durmamız gerekti. Bir durmamız gerekince mahkemenin sonucunu beklememiz gerekti. Mahkeme 56.000 lira bilir kişinin söylediği gibi bir kiraya hükmetti. 56.000 lira %20 stopajla birlikte 70.000 lirayı bulan bir meblağ oluşturuyor. 70.000 lirayı 12 ile çarparsanız buranın bize maliyeti 1 milyon lira oluyor. 5 senede 5 milyon lira oluyor. Ben 5 milyon liraya... Daha artacak zaten bu. Her yıl artacak. Ben bundan daha büyük bir bina yaparım. Bu şimdi bu makulün dışında. İşte efendim tekrar biz oraya şey yazdık. Yani ben 3 ay sonra çıkacağım Eylül'de dedim. Başka çalışmalarım var. Resmi olarak yazdım. 3 ay kalacağım. 3 ay için bana fiyat etti dedim. Çıkıyorum dedim. O sırada yine bu Çankırı'nın merkezinde olan bir konu olduğu için bunu yine Sayın Milletvekili Salim Çivitçioğlu ile paylaştım. Ben böyle önemli konuları paylaşıyorum. Yani o kirayı artırdı, ben de gidiyorum. Yerinde ne olursa diye de bakmamazlık etmiyoruz. Bu durumu da izah ettik. O da tabii endişeye kapıldı doğal olarak. Yani hem valilik binası şey olacak. Şehirden çıkacak. Şehirden çıkacak. Arkasından en az 1000 kişinin girip çıktığı, bütün caddeyi merkezi besleyen bir şey, entite, bir varlık, önemli bir yer yani. Hareketlilik hem aklıyla hem fikriyle hem cevvaliyetiyle oralara hayat veriyor. Buranın taşınması mesela şeye götürdüğümüz düşünün ki yukarıdaki kampüse nasıl bir etki doğuracağını düşünüyorum. Yer sıkıntısı da doğurur değil mi Uluyazı kampüsünde? Ya doğurur tabii ama bu kadar parayı vermeye asla düşünmüyoruz açıkçası. Yani ne olursa olsun bu şekilde ya, olursa siz de... Bunca Salim Çivitçioğlu ben bir konuşayım dedi. Randevu aldı, gitti, konuştu. İşte ne sonuç çıkacağını bekliyoruz. Yani burada
öncelikli olarak kiranın oldukça makul seviyelere düşürülmesi kamu hizmeti olduğu için, ikinci olarak da buranın tahsisi mümkünse tahsisinin yapılması lazım. Yoksa biz buradan erken çıkarız yani. Erken çıkarız ama bir şehir üniversitesi bu durumda nasıl olur? Bizim orada yukarıda biliyorsunuz ana kampüsümüz 780 bin metrekare, arkamızda da 1 milyon 400 bin metrekare yerimiz var, master planımız var. Biz kademe kademe yaparız ve buradan kademe kademe çıkarız. Normalde benim çıkmam lazım, şehrin dur demesi lazım. İş tersine döndü. Ben kalmaya çalışıyorum. Fakat çıkışa doğru bir zorlanma söz konusu gibi sadece. Çok bilinçli değil muhtemelen ama sonuç oraya varıyor. Bundan Çankırı'nın kaybedeceğini düşünüyorum. Çevre yolu da etraftan geçiyor. Şu ana yolda buradan geçmez de çevre yolu tamamlanırsa, çevre yolu üniversitenin arka tarafından geçiyor. Bağlantımız var bizim orada. Yani bu işin nasıl olacağını ben açıkçası endişeyle takip ediyorum. Ekonomik anlamda çok sıkıntıya sokar tabii hocam. Yani öyle yani, hiç kimse böyle yapmıyor. Ben sizin daha önceki programlarınızda söyledim. Şehir üniversiteleri şehirle birlikte yaşar. Hatta hatırlarsınız söyledim, ben buradaki yöneticilerden olsam şu binayı da al, temizliği de güvenliği de ben sağlayayım. Siz yeter ki burada varlığınızı devam ettirin diye düşünürüm diye söylemiştim, hatırlıyorsunuz daha önceki programlarda. Yani, ama Salim Bey destekliyor. Halktan da böyle bir destek bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Biz hep tabii insanımızla birlikte hareket etmek istiyoruz. Anlaşılmak istiyoruz yani. Yaratan bile niye yarattın diye sormuşlar. Bilinmek istedim demiş. Bilinmek istedim. Aşkla yarattım ama bilinmek istedim. Şimdi insanlar tabii bilinme ihtiyacı vardır. Biz kendimizi tanıtmak, doğru şeyler yaptığımızı, rasyonel davrandığımızı, memleketin hayrına çalıştığımızı, boşa vakit geçirmediğimizi izah etmek, göstermek istiyoruz. Bu çünkü sonuçta memleketin vergileriyle biz bu işleri yapıyoruz. Bunun anlatımını da yapmak durumundayız. Bunda hiç gocunmuyoruz ama tekrar tekrar söyleyebiliriz. Ama tabii ne kadar çabuk anlaşılırsak bizim için o kadar iyi olur, daha hızlı yol alırız. Ya benim bu konuda bir iki cümle mi olacak? Nacizane, şimdi üniversite kurulmadan önce Çankırı'da kurumlar diyordu ki ben üniversite gelsin de makamımı dahi vermeye hazırız deniyordu. Şimdi o noktadan bu noktaya gelinmesi ve ben bunu duyduğum zaman hemen bir refleks gösterdim ama haber de yayınladık. Buna rağmen Çankırı'daki sivil toplum kuruluşlarından da bir Allah'ın kulu arayıp da bu konuda ne yapabiliriz demedi. Açıkçası bu konuda da ben STK'larımız adına şahsen üzülüyorum. Bunu da buradan belirteyim dinleyicilerimize. Yani tabii demokrasilerde halka kızılmaz. Yine sizin yayınınızda söyledim, anlamıyorlarsa anlatamıyorsundur prensibi. Hocam siz kızmayın da biz kızalım. Yani biz öyle yapabiliriz yani, yapabilirler. Evet. Biz anlatmaya çalışacağız. Yani bildiğimiz doğruları şehir üniversitesine de bu şehir nasıl gelişir? Çünkü şunu biliyoruz, hani şöyle düşünün, spor yapın, sadece sağ kolunuzu güçlendirmeye çalışın. Şimdi sol kolunuz zayıf olsun, bacağınız zayıf olsun, omuzunuz zayıf olsun, boyun kaslarınız zayıf olsun, sadece sağ kolunuzu güçlendirin. Böyle bir ilkat garibesi olur mu? Olmaz, yürümez yani. Dolayısıyla üniversite büyük bir üniversite olacaksa, şehir de büyüyecek, şehir zenginleşecek, kültür artacak, üniversite palazlanacak, o onu destekleyecek, o onu destekleyecek. Simbiyotik ilişki dediğimiz, o ondan beslenecek, o ondan beslenecek. Bunun başka yolu yok. Biz bunu bildiğimiz için, yani kızmıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz hem yetkilileri, hem vatandaşı, hem sivil toplum kuruluşlarını uyarmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bize yazı geldi mesela, şu binayı aldık 15 gün içerisinde terk edin diye bir yazı bile geldi yani kamu kurumundan. Hatta burada da sistem etti, bu yanlış anlaşılmış. Yani bir geçenki programı diyorsun. Bir kurum bana 15 gün içerisinde tahliye et binayı diye resmi yazı yazmış, sanki icraya vermiş gibi. Yani işte bunlarla uğraşıyoruz yani. Ama çözeriz. Onu çözdük. Ama onu çözmek için bakanla iki kere, müsteşarla üç kere görüşmek zorunda kaldım. Çünkü alınmış bir şeyi tekrar geri almak daha zor. Yani amiyane tabirle tükürdüğünü yalamak gibi benim enerjimi harcattı orası. Boş harcadı yani. Şu ek bina dediğimiz şu bina yani, üç katlı bina. Yani orada üniversitenin olması, adının olması, orada 40 kişi çalışıyor, 40 kişinin gelip gitmesi şehirle üniversitenin bağlantısının kurulması bakımından çok önemli. Biz onun için uğraştık. Yoksa üç katlı binadan çok büyük bir ekonomik bir şey, kazanç olmaz yani masraf anlamında.
Yani bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Normaldir. Hocam ben bir okuyucu sorusu sormak istiyorum. Diyor ki, şehitli kısımda çok ciddi bir heyelan var. Farkındalar mı, ne gibi önlemler alacaklar diye soruyor. Efendim ben ilk rektör olduğumda bir hocamız geldi, Jomor Folak. Daha ilk çayımdan bir yudumumu almadan, ya burada bir kayma var dedi. Ben de bir saniye çayımı içeyim de ondan sonra konuşalım diye devam ettim. Şimdi o zamandan beri bu konuyu konuşuyoruz. Ben buraya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ciddi jeologlar getirdim. Onlar inceleme yaptılar. Gezdiler o pasta sahasının, yığının orasına baktılar, alttan baktılar, yukarıdan baktılar. Bir şey verdiler, burada sorun yok dediler. Biz Ankara Büyükşehir olarak daha riskli alanlara daha büyük binalar yapıyoruz diye gittiler. Ama bu laf bitmedi. Bu laf bitmeyince ben dedim ki sadece tanıdık 3 tane jeologun sözlü lafına bakmayın. Ben o zaman ne yapayım? Bu sırada karayollarının yer etüt projesini yapan bir meşhur firma vardı burada, çalışıyordu biliyorsunuz değil mi? Kaydediyordu, evet, bakıyordu. Evet, evet. Burada olunca hemen hemen yarısından daha ucuz bir fiyata geldiler. Bizim şeyi de 4 mevsim boyunca ölçtüler, takip ettiler. Ne kadar kayıyor, ne kadar kaybıyor baktılar ve bunların verdiği rapor burada önemli bir kayma riski olmadığı yönünde. Yani biz teknik insanlar olduğumuz için teknikle çalışmak zorundayız. O kayıyor dedikleri şey, kampüs ilk kurulurken düzlemeyi sağlamak için bir kısım araziyi almışlar, hafriyatı şehir tarafındaki o tepelik bölüme yığmışlar. Yani toprak zaten biliyorsunuz Çankırı'da jeolojik bakımından çok sağlam değil. Bir de üzerine böyle ek yük bindirince oradan, o pasadan yani hafriyattan bazı kaymalar, düşmeler oluyor. Bizim bildiğimiz, bizim kampüsümüzde önemli bir kayma riski yok. Yani bizim elimizde şeye göre bilimin ve fennin tekniklerine uygun olarak hazırlanmış raporlar var, ciddi raporlar. Biz hazırlattığımız raporlar Türkiye'nin sayılı firmalarından, karayollarının çalıştığı, demin anlattığım firma. Dolayısıyla biz onlara bakarak çalışıyoruz. Yani o düşen şeyler daha önce hatalı olarak atılan hafriyatların oluşturduğu döküntülerden oluşuyor. Bizim teknik verilerimize göre. Evet. Kampüse giden yolda da kaymalar oluyor hocam. Ora size mi ait yoksa belediyeye mi ait? Bir de oranın sanırım ışıklandırmada da bir problem var. Gece karanlık oluyor. Efendim onun bir kısmı karayollarına ait, bir kısmı belediyeye ait. Bizim şeye kadar, kampüse girişe kadar. Dolayısıyla o asıl, o kayma olan yerde karayolları yaptı biliyorsunuz ihaleyle. Oradaki kaymasının sebebi de menfezler var altta. Yani su akıntılarının suyu biliyorsunuz, demin seyircilerle oturuyorduk. Yani suyu durduramazsanız suyu yıkar her tarafı. Suyla baş edemezsiniz. Orada menfezler tıkanmış. Menfezler tıkanınca su yolu biraz şey yapmış, zorlamıştı. Şimdi yaptıkları şey menfezleri açtılar. Bazı iyileştirmeler yaptılar ve karayolları tamamladı orayı. Şu anda gayet sağlıklı bir yolumuz var. Orada aydınlatmadaki sorun şu, ilk üniversite yapılırken bütün uyarılara rağmen oranın kaldırımlarının altına şey yapılmamış, elektrik hattı döşenmemiş. Dolayısıyla bizim kampüs ana girişimizden ta aşağıya kadar, yani yapraklı yoluna kadar altyapısı yok oranın. Bir planlama yani, hatası var. Evet, evet. Yani ya da kaynak eksikliği vardı, bilemeyiz o zaman. Yani bir elektrik direğe takacak bir kablo yok orada. İlginç. Ha yani, evet. Yok. Yok. Dolayısıyla biz yine karayollarıyla konuştuk. Biz orayı bütüncül yaklaşacağız. Tamamını ihale edeceğiz. O zaman yaparız diyorlar. Ama şu anda ekonomik durum sebebiyle ve yeni bir ihale yapılmadığı için orası öyle duruyor. Biz şimdilik orayı solar enerjiyle, yani güneş enerjisinden yararlanarak bazı aydınlatmalar yapmayı, bazı kameralar koymayı, çünkü güvensiz bir alan oluşturuyor, düşünüyoruz. Onun talimatlarını verdik. Onun çalışmaları şu anda devam ediyor. Yine bir dinleyici sorusu var. Sorayım mı? Devam et, sor. Evet. Hocam vakti varsa daha var. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, iyi bir Gençler Birliği taraftarı olduğunu biliyoruz. Evet. İlimizde futbolun üst düzeye çıkarılması nasıl gerçekleşir? Üniversite ve kulüp birlikteliği bir Altın Ordu modeli çıkar mı? Sanırım 1074 Çankırı Spor'la ilgili soruyor. Evet, 1074 Çankırı Spor'u yakından takip ediyoruz. Yöneticileri de geliyorlar sağ olsunlar bize. Biz de elimizden gelen desteği yapıyoruz. Aslında çok konu var önümüzde. Yani o kadar çok ki yani oraya da bir
daha ağırlıklı bir şekilde el atmayı düşünüyoruz. Bunun için mesela bir spor bilimleri fakültesi kurmayı düşündük biliyorsunuz. Spor bilimleri fakültesi için bizim yukarıda her şeyimiz var. Yani diş hekimliğinden sonra inşallah spor bilimleri fakültesi yazımızdan gitti. Ona da girmiş olacağız. Şimdi Çankırı biliyorsunuz atletizm ve jimnastik bakımından çok tarihi olan, önemli antrenörler yetişmiş, önemli sporcular yetiştirmiş bir memleket. Burada ciddi bir kaynak var. Aynı zamanda bizim üniversitede hem MEYO'larda, iki yıllık okullarda, yüksek okullarda hem lisansta ciddi bir potansiyelimiz var. Bunu yönlendireceğiz. Bu bir kere Sağlık Bilimleri Fakültesi'yle önemli bir adım atacağını düşünüyoruz Çankırı futbolunda. Ayrıca 1074, Çankırı 1074 sporun şeyleri bakımından desteklenmesi, hem manevi olarak hem maddi olarak her türlü desteği yapıyoruz biliyorsunuz yani. Biz aslında Çankırı için hem basın için biliyorsunuz yapabileceğimiz kadarını yapabiliyoruz. O Çankırı 1074 için de mesela hiçbir kurumun yapmadığı bilmiyorum biliyor musunuz destekleri kişisel teşebbüslerimizle hocalarımıza rica ederek mesela o pasolik kartlarını geçen yıl aldınız bayağı bir kombini yani, aldınız biliyorsunuz. Bayağı kombini aldık. Yani bu desteklerimiz devam edecek. Yani yapılacak bir şey varsa onların taleplerini yerine getiriyoruz. Biz de ayrıca bu konuda kafa yoruyoruz. Yani hem ekonomik olarak, hem düşünsel olarak, hem fakülte kurarak altyapısını oluşturmak suretiyle, yani gerçekçi bir altyapı oluşturmak suretiyle bu işe tamamıyla girmek istiyoruz. Çünkü spor olmadan bilim, kültür, fen hayatı da olmaz. Spor bunun ayrılmaz bir cüzü. Sporla birlikte var olacağız ve bununla devam edeceğiz. Hocam, kültürel eserler konusunda pek yayınlarınızı göremiyoruz ya da bu yayınlar dijital ortamda mı bırakılıyor? Bununla ilgili kültürel eserler katkısı noktasında da ilerideki düşünceleriniz neler? Kültürel eserler derken neyi yani kastet? Yayınlar, üniversite yayınlarıdır, buna benzeri kitap çalışmalarıdır gibi. Şöyle, ben biliyorsunuz Ankara Üniversitesi'nden, yerleşik bir üniversiteden geldim. Bizim basım evimiz vardı, basım evi basımı durdurdu. Yeni dönemde, yani üniversitelerin basım evi işletmeleri aynı bu devletçi dönemindekiler farklı olarak o işler biraz dönüştü yani. Dolayısıyla bizim basım evi kurup hocaların kitaplarını basmamız falan şu anda pek zamana uygun bir şey değil. Diğer yandan bizim de çalışmalarımız var biliyorsun. Dijital dönüşüm ve dijital akademi. Blockchain endüstrisi geliyor. Şimdi insanlar çok daha fazla elektronik kaynaklara bakmaya başlıyorlar. Herkes cep telefonundan büyütülmüş veya küçük cep telefonlarından dünyayı takip ediyorlar. Okumalarını buradan yapıyorlar. Yani bu akışı da iyi takip etmek lazım. Yani bir hevese girip de biz yayın evi basıp da yayınlayacağız diye zaman zaman duyuyoruz Çankırı'da arkadaşlarımıza. Onlar biraz daha eski bir fikri temsil ediyorlar. Şu anda hemen hemen hiçbir üniversite kitap basıp üzerine hukuk fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi eskiden çok basardı biz de alırdık. Şeyler yazmıyor. Bunların tamamı artık özel teşebbüsün gelişmesiyle birlikte özel teşebbüsler eliyle yürüyor. Büyüm olan burada yayınların yapılması, belki bir satış ofisinin oluşturulması. Yani bizim buradaki önceliğimiz belki imalette yapacağımız, arkadaki dükkanlardan birine yapabileceğimiz en iyi şeylerden birisi. Bu şeylerin... Ücret karşılığında. Yani biz zaten hani beleşçilik olmasın, bu kitaba değer veren insanlar parayla bunu satın alsın. Yani şüphesiz tabii şeyler... eşsiz kitaplar basılabilir. Fakat kültür deyince arkadaşlar not iletiyorlar. Kültür sadece basılı eserler değil. Mesela bizim güzel sanatlardaki hocalarımızla birlikte, bir özel okulda birlikte çocuk masalları biliyorsunuz. Çankırı'nın masalları müziğe dönüştürüldü, seslendirildi ve bir şey oluşturuldu, bir külliyat oluşturuldu. Mesela bunlar Çankırı kültürüne yapabileceğimiz en önemli katkılardan biri. Biz de orada mesela bulunduk. Gerçekten heyecan verici bir deneyimdi. Yani Çankırı masallarının bu modern formlarında şarkılarla seslendirilmesi ve Çankırı'ya ve giderek bütün bir memlekete kazandırılması gibi faaliyetler, çok fazla faaliyet yapıyoruz. Yani
Şimdi bize şey geldi, kalite kurulu diye bir şey kuruldu biliyorsunuz, bağımsız YÖK'ten. Yani anlattığımız şeyler karşısında bütün hocalarımız her seferinde bir kademe daha ilgiyle izliyorlar. Çünkü Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden bu kadar çok yönlü, bu kadar yenilikçi, bu kadar vizyoner, bu kadar açılımcı bir performans beklemediklerini söylüyorlar. Gerçekten burada sessiz ve derinden giden, hem öğrenci bakımından, hem yabancı öğrenci bakımından, hem yeni demin ifade ettiğim programlar bakımından, hem yüksek lisans ve doktora zenginliği, çeşitliliği bakımından, hem dış dünyaya açılım bakımından, hem TÜBİTAK projeleri bakımından, yani mesela demin atladık, tıp fakültesi olmayan 124 üniversite arasında 21.'yiz URAP akademik kriterlerine göre. Çok büyük bir şey yani. 124 üniversite arasında 21.'yiz. Düşünebiliyor musunuz? Erasmus değil, programı bakımından, insan, yabancı, personel ve öğrenci değişimi bakımından K107 diye proje var. Avrupa Birliği dışında. Türkiye 5.'siyiz. Bunlar inanılmaz rakamlar. Yani bunu bizim arkadaşlarımız yapıyor. TÜBİTAK projeleri bakımından 2014-2018 yıllar arasında 7. sıradayız. 2007 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 7. sıradayız. Yani bunu tam ifade edemiyoruz belki ama yani üniversitenin akademik seviyesi, performansı, çalışması, projeciliği, yenilikçiliği çok göründüğünün ötesinde, çok ilerisinde. Çok ciddi projeler yapılıyor, çok büyük, önemli makaleler yazılıyor burada. Yani bakın ne diyorum, 124 devlet üniversitesi, tıp olmayan, çünkü tıp yayın yani, onları sayarsan çıkamıyorsun. 124, 21. olmak ne demek değil mi? Yani siz sanırsınız ki sondan 1. 3. falan, böyle değil. Burada hem TÜBİTAK projeleri açısından, hem eğitim kalitesi açısından, hem URAP akademik şeyi bakımından, kalitesi bakımından, hem de yabancı değişimi açısından olağanüstü bir yerdeyiz. Ben Ulusal Ajans'ın başkanını aradım. Ya dedim, biz nasıl yapabiliriz bunu, nasıl geliştirebiliriz falan dedi. Ne yapmamız lazım? Hocam sen ne diyorsun dedi ya. Sen Türkiye'de 5.'sin dedi ya, senin haberin var mı dedi. Biz hayretle izliyoruz sizi dedi ya. Şimdi gelirken konuştum Erasmus sorumlusuyla. Bu ilk hedefimiz Türkiye 3.'sü olmak. Yani hem bütçe itibariyle hem de öğrenci ve personel değişimi itibariyle. Erasmus'ta 3. hedef diyorsun. Evet. K107'de. Bir 103 var, bir 107 var. O K107 Avrupa Birliği dışındaki ülkeler yani. Böyle sürekli başka ülkelere gidiyoruz ya. Yani Ulusal Ajans Başkanı bile hayretlerini ifade etti. Bizi ziyarete geldi. Ya siz nasıl yapıyorsunuz falan diye. İşte burada birkaç gayretli arkadaş bu işleri yürütüyor. Yani gerçekten üniversite olağanüstü bu durumda. Yani kent füzyonundan, bu rotalarından, çalışmalarımızdan aklınıza ne geliyorsa sadece cazgırca kendimizi ortalığa salmıyoruz. Bir devlet üniversitesi olmak hasebiyle bir ciddiyet durumu var. Her şeyi yeterince ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Tek tek öğrencilerimize, hocalarımıza ulaşıyoruz. Nasıl çalışmamız gerektiğini, nasıl bir vizyonumuz olduğunu anlatıyoruz, onlardan geri besleme alıyoruz. Yani şundan emin olabilirsiniz, Çankırı Karatekin Üniversitesi tahmin ettiğinizin, edilenin çok daha ötesinde kaliteli, etkin, yeterli bir üniversitedir. Bu kadar. Hocam, uzaktan eğitim modeli düşünüyor musunuz ileride? Benim uzaktan, anladığım, dijitalleşiyoruz dediniz. Uzaktan eğitimin hemen iyi sorduğunuz şeylerle başladık. Uzaktan eğitime ilişkin bir master programı açıyoruz şimdi. İş sağlığı ve güvenliği alanında. Bu arada uzaktan eğitim için bütün altyapımızı yeniledik. Bütün programlarımızı hazırladık. Şu 5 iyi dersi dediğimiz Atatürk ilkeleri, işte Türk dili gibi derslerin 5 iyi dersleri denen 3 ders var. Onları bu yıl itibariyle uzaktan eğitime çeviriyoruz.
100'er kişilik sınıflar halinde ve bunu o İSAK İş Sağlığı Güvenliği ile birlikte başlatıyoruz ve bundan sonra Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Arap ülkelerine bu uzaktan eğitim üzerinden kurslar, sertifikalar ve eğitimler vermeyi planlıyoruz. Farklı dillerde değil mi? Farklı dillerde, tabii tabii. Bu ilginç geldi şimdi. Yani çok okul bakımından da çok zihinsel olarak çalışmalarımızı tamamladık, fikirlerimizi oluşturduk, altyapımızı tamamladık. Bu yıl işte hem iş sağlığı ve güvenliği hem de 5 iyi dersleri dediğimiz dersler bakımından bunu uygulamaya başlayacağız. Ondan sonra sen seyret nasıl olduğunu. Yani Yüksek Öğretim Kurulu da takdirle takip ediyor bizi. Yani onlar tamamını bir şemsiye kuruluşu olduğu için tamamını bildikleri için. Yani şu kent vizyonu şeyini YÖK Başkanı'na verdiğimizde duygulanması gibi bütün bu yabancı öğrenciler konusunda yaptıklarımız hepsi takip ediliyor ve büyük bir takdir hissi var bütün camiada. Yani bayağı öndeyiz yani. Basında kendimizi duyurmak olsun. Hem ben kişisel olarak hem diğer arkadaşlar olarak bir de bunu teşvik ediyoruz yani. Yani hocalarımızdan, personelimizden birisi bir tırnak kadar bir iş yapsa onu takdir ediyoruz. Takdirname veriyoruz, teşvik ediyoruz, onları baş tacı ediyoruz çünkü iltifat marifeti tabidir. Prensibi gereğince hiç kimsenin yaptığı şeyi bırakmıyoruz. Birisi bize bir açılış müziği çalmışsa onu hemen teşekkür edip ona bir takdir belgesi veriyoruz, ona teşekkür ediyoruz, minnettar kalıyoruz. Biz bunları kademe kademe insanların gönüllerini fethederek, gönüllerine seslenerek ilerlemeyi tercih ediyoruz. Hocam, sert tarafımız da var tabii ama... Evet. Aman sert tarafınızı yani, göstermeyin. Konuşaklıkla gitmek evet, daha iyi yani. Yorduk sizi bayağı. Son bir sorum olacak benim. Bu tercih döneminde bir tanıtım atağı olacak mı öğrencilerin Çankırı Üniversitesi'ni tercih etmesi için? Düşünüyorum şu anda. Evet. Şimdi geçen sene bayağı çok ciddi bir atak yaptınız. Evet. Ben şimdi bir yaptığım şeyi bir daha yapmayı pek sevmem. Yenilikçi bir tarafım var. Bu yıl yine reklam biraz yaparız herhalde, tanıtım reklamı. Ama bu defa asıl şeyi, açılımı, istihdamı çok yüksek, puanı çok yüksek. Herkes tarafından tercih edilebilir. Bölümleri aşmak suretiyle yaptık. Bunlar zaten kendiliğinden dolacak. Yani bunların %90 dolması mümkün değil. %100 dolacak bölümleri seçtik. Bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu yetkililer de bize çok büyük yardımda bulundular gerçekten. Bunu takdirle şey yapmam lazım. Bizim ekip de çok sıkı çalıştı. Bu açılan bölümler için uğraşmalarımız gerçekten hem karar alma süreçlerimizin hızlılığı, pratikliği hem de tek tek insanları bularak, onları fethederek buraya çağırmamız daha iyi üniversitelerden, daha büyük yerleşim merkezlerinden buraya aldık insanları. Bunlar gerçekten takdire şayan, arkadaşlarımıza da yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek lazım. Gerçekten dışarıdan bakınca tabii bilinmez ama işin içinde yakından baktığınız zaman arkadaşlarımız biliyorlar, çok önemli adımlar attık. Şimdiye kadar yaptığımız bütün gayretlerin meyvelerini bu yıl toplayacağız. Hani ceviz ağacı da biliyorsunuz 3 yıl büyür, 4. yıl meyve verir. Değil mi? Ekstra bine hocam. Efendim? Ekstra bine öğreniyor hocam o sene. Efendim? Ekstra 1000 öğrenci hocam bu sene. Evet, ekstra 1000 öğrenci doğru. Geliyor demiştik. Şimdi bu ceviz ağacı 3 sene büyür, 4. sene meyve vermeye başlar. 7. senesinde de eğer ceviz işe yaramıyorsa ağacı işe yarar. Anlamıyor muyum? Şimdi biz o şeyde bu noktadayız. Yani bu 2 senedir önce batmamak için, sonra gelişmek için yaptığımız bu 40 kaynakları, yani devletin küçülmeye başladığı bir dönemde yaptığımız her şeyin tamamıyla bunlar zeka, emek, gayret ve ideal mahsulüdür yani. Bunu inşallah Çankırı'ya, memlekete armağan edeceğiz. Herkes de memnun olacak. Kalitesinden, eğitiminden, ekonomik hayatından, çeşitliliğinden, kültürel çeşitliliğinden, farklılığından hepimiz şey olacağız. Yani ben şu anda gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum geldiğimiz nokta bakımından. Peki hocam, YÖK Başkanı'na kent vizyonu projesini anlattığınızda duygulandığını söylediniz. Güzel işlerimizi attınız ki duygulanmış evet. Sayın Başkan. İnşallah hukuk fakültesini biz Çankırı'da görmek istiyoruz. Bu seneye yetişmedi ama
Olduğu bu sağlığı inşallah işe yarar. Valla benim gördüğüm büyük başkanımız sağ olsun bizim kadar istekliydi, arzuluydu. Benim yerime söz aldı. Önce şunu yapalım, sonra şunu yapalım, sonra şunu yapalım diye bana yol gösterdi. Bu tabii önemli bir şey. Çünkü 210'a yakın üniversiteye ulaşılıyor. Hepsinin ayrı ayrı şeyleri var. Bu onların da bizim çalışmamızı takip ettiklerini, gayret ettiklerini, sağlıklı projeler ürettiğimizi ve doğru yolda olduğumuza inandıklarını gösteriyor, güvendiklerini gösteriyor. Hani benim zorlamamla değil de kendi isteğiyle bunları beyan etmiş olması sevindirici ama tabii biz kadere tabi olacağız. Yani şu anda bir engel varmış gibi görünmüyor ama sonucu da bekleyeceğiz tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1,5 saatte geçtik. Zaman su gibi akmış. Birçok konuyu da ele aldık. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Efendim, yani uzun bir aradan sonra sizi görmek beni memnun etti. Güzel bir gün. Çankırı daha iyi şeylere layık. Üniversitemiz gelişiyor. Bütün bileşenlerimizle bir aradayız. Yani siyasetinden herhangi bir parti fark etmeksizin bütün konuya ilgi duyan toplum önderleriyle bir aradayız. Basınımızla bir aradayız. Zaman zaman eleştiriler oluyor ama biz tabii devletin vergisini harcadığımız için bu eleştirilere de katlanmak durumundayız. Bunlar önemli değil. Mühim olan yol almaktır. Yani biz yolcuyuz. Yol almak zorundayız. Ne kadar yol alabilirsek bu kadar zaman içinde o kadar kendimizi mutlu sayarız. Çankırı halkına da buradan hürmetle selamlarız. Teşekkür ederiz. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Şunu diyebiliriz ki Çankırı Karatekin Üniversitesi siyasetçileriyle, bürokratlarıyla herkesle uyum içerisinde hem üniversite için hem Çankırı için hizmet verecektir diyor. Hiç tereddütünüz olmasın. Benim gördüğüm herkes büyük bir gayret içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim basın kulübünde kısa bir ara Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hasan Ayrancı'yı biz uğurlayacağız ama ardından bir 10 dakikada basın